Mehmet Bey, Ahmet Bey'in açıklamalarını siz de herhalde izlediniz havuz medyasından. Takip ettiniz efendim. Evet. Neden böyle açıklamalarda bulunuyor sizce Profesör Doktor Ahmet Keleş? Hizmet aleyhine neden böyle karalamalar yapıyor? İlk duyduğumuz zaman biz de şoke olduk. Ben kendisinden böyle bir şeyi asla tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Benim kardeşim her ne kadar da hizmetten ayrı olmuş olsa da geçmişteki yapmış olduğu hizmetlerin hatırına böyle bir hatayı yapmayacağı düşüncesi içerisindeydim. Hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığına uğradım ve tamamen yani ailecek biz. Sadece ben değil, kendi Keleş sülalesi olarak da hepimiz hayal kırıklığına uğradık ve çok üzgün olduğumuzu buradan bildirmek istiyorum. Tepkili misiniz? Çok büyük tepkim var. Çok büyük tepkim var. Beddua etmiyorum o benim kardeşim ama yani bu kadar milyonları, on milyonları açmış bir cemaat hakkında bu kadar yalan ve karalamalarla o cemaate yüklenmesini hiçbir zaman kabul etmiyorum ve etmeyeceğim de. Ailece etmiyor. Ailece de etmiyoruz. Peki. Ve konuşmaların tamamen biz kendisine ait olduğunu ve şu anda kendisinin bir psikolojik hasta olduğunu düşünüyor ve o sözlerin kendisine ait olduğunu söylüyorum. Peki havuz medyasına neden böyle konuşmuş olabilir Profesör Doktor Ahmet Keleş? Yani siz maddi çıkar meselesinden bahsettiniz. Evet. Yani bunun dışında başka bir şey düşünmem mümkün değil. Hizmetten ayrılışının sebebinin de maddi çıkara dayalı olduğunu ve bugün havuz medyasına vermiş olduğu demeçleriyle de bir çıkar karşılığı yaptığı inancındayım ben. Ya ona bir mevki veyahut da belli bir para taahhüt ettiler ki bu denli yüklendi. Gerçekleri tamamen sapıtarak hayal ürünü olarak böyle tertemiz bir camianın üzerine karalama ve iftiralarıyla geldi.